Evet, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine bir FoConnect seansında beraberiz, 4. FoConnect seansında. Daha önce çok farklı şeyler konuştuk. Yine evlerde bir aradayız. Farklı olarak ben ilk kez, bir ayı aşkın süredir, ilk kez Expertera'nın Grand Pera'daki ofisine geldim. Tabii ki bomboş ve kimse yok. Ve burada olmak farklı bir hissi var. Bu da aslında bir yandan yeni normallerden bir tanesi. Bugün yeni normaller konuşacağız. Çok fazla konuşuluyor. Çok fazla bakış açısından yeni normalleri değerlendirebiliyoruz. Bugün de öyle bir konuya değineceğiz. Bazı şeyler çok değişti gibi görünüyor ama hiç değişmiyor. Bazı şeyler değişiyor ve biz de çok hızlı şekilde adapte oluyoruz. Çünkü herhalde insanoğlunun en büyük özelliği zaten adaptasyon. Bugün de yeni normalleri konuşacağız. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Ömer Yiş, Turkcell'in eski CMO'su, şu anda kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkıyor. Ve aynı zamanda çok değerli bir danışman, 30 aşkın ülkede danışmanlık yaptı. Yurt dışında özellikle analitik, veri analitiği konusunda ve bu gibi konulardan, veriden, müşteri odaklı sonuçlar, ürünler, hizmetler çıkarmayı çok iyi bilen birisi. Kendisine hoş geldin diyelim. Ömer selam. Seni sessizdesin şu anda. Yeni normalde o sessizde olup fark etmemek. Değil mi? Aynen. Yeni normallerimiz. Herkese merhaba bu arada. Ben de yeni normalim. Balkondayım. Evin içinde çalışmaya başladığımızdan beri. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. İkizler var bizim evde. Her yerde dolanıyorlar. En rahat edebildiğim yer esasında balkon oldu. Bugün de balkondan sizlerle beraberim. Evet, çok yeni kokpitimden sesleniyorum böyle yukarıdan. Nasıl ikizlerle evde hayat? İkizlerle evde hayat. İşte yeni normallerin en zor kısımlarından birisi bu oldu herhalde diye düşünüyorum yani. Evden çalışmak, tamam biz bazen konuşuyoruz, tamam şirkete gitmemek gibi başladık ama evden çalışmanın zorluğunu da hissedenlerden biriyim açıkçası. Çünkü çocuklar anlatmak çok zor oluyor. Anne baba evde neden benimle oynamıyor sorusunun cevabını vermek bayağı zor. Ya anlatamıyorsunuz. Covid geldi, iş yerine gidemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz, karantinadayız. Bunu bilmediği için tabii öyle bir zorluk oluyor yani. Devamlı odaların kapılarının açıldığı, hadi baba oynayalım şeklinde geçen. Son 1,5 ay böyle geçti. Güzel. Güzel, evet. Yeni normallerden bir tanesi. O arada bizim her zamanki gibi surveylerden, anketlerden bir tanesi çıktı. Sizin yeni normaliniz hangisi diye. Burada görmediğiniz varsa chat'e de yazabilirsiniz. Çünkü burada en fazla çoktan seçmeli koyabiliyoruz. Onun için biz bazı şeyler yazdık. İsterseniz siz de sonra paylaşabilirsiniz. Ömer'in ikizler bu arada 2 yaşında değil mi şimdi? 2'yi geçtiler, 3'e doğru gidiyoruz bakalım. Doğru gidiyor mu ya? Oo, hiç fark etmiyoruz. Oldu. Aynı zamanda benim üniversiteden de ev arkadaşım. Onun için bugün güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Ve Ömer, hemen sana soruyorum. Senin yani ilk vakanın görülmesi, sen ilk başta ne zaman fark ettin bu işin ciddiyetini? İlk vakanın görülmesinden sonra neler hayatımızda değişmeye başladı? Ne düşünüyorsun? Evet. Ya şimdi bir pazarlamacı olarak olaya böyle hala segmentler gözünde bakıyorsun. Yani herkesin farklılığı, farkındalığı çok değişik zamanlarda oldu. Şimdi mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben evhamlı bir insan olduğum için sen de hatırlarsın. Böyle birazcık ateşim çıksa aman Allah'ım ne oluyor derdim üniversite zamanlarında da. Ben Çin'deki olayları gördüğümde ilk başta dedim herhalde bu SAR, MERS gibi geçer. Ama ilk Çin dışına çıktığı an açıkçası bende o farkındalık oluşmaya başladı yani. O evhamlı segmenti diyebilirim. Başka bir segment şimdi yine bizden çok uzakta olduğu zaman esasında sadece gazetelerde okuyup aman ne olacak ki diyenimiz çok oldu. Ama tam yanı başımıza gelmeye başladığında, işte İran'da görülmeye başladığında endişelenler olmaya başladı. En son artık vaka gözüktü. Vaka gözükmesiyle beraber bile hala esasında olayın ciddiyetini ne kadar anladık bence çok tartışılır. Çünkü ilk vaka gözüktüğü zaman biz toplantıda yine birbirimize gayet yakın sosyal mesafeyi korumadan yaptığımız toplantılar oldu. Benim şahsen ilk böyle
dedim bayağı bir şeyler değişmeye başlıyor dediğim an Milli Eğitim Bakanı'nın okullar tatil oldu. Artık uzaktan eğitim başlıyor dediği an dedim benim için evet COVID dönemi başlıyor. Çok da enteresan pazarlamacı olduğunuz için böyle gözlem çok önemli bizim için yani insanlar nasıl algılıyor diye. Çok değişik gözlemlerde de bulundum bu dönemde. Hala bu yayılmaya başladı. Tabii özellikle büyük şehirlerde çok fazla oldu. Özellikle Anadolu'da hala bu büyük şehir hastalığı diyenler de oldu. Onlar da hayatlarında en çok neyi seviyorlarsa, neden etkileniyorlarsa oraya kısıtlamaları geldiği zaman bunun ciddiyetine vardılar. Bir anekdot anlatayım. Muşlu bir arkadaşım var. Dedim Muş'ta nasıl, ne yaptılar yani? Nasıl anladılar? Dedi ki Muş'ta kahveler kapanıp okey oynamaya gidememeye başladığı zaman aman bu illet gerçekten ciddi bir illettir demeye başladılar diyebilirim. Yani çok insanların böyle değişik algılamaya başlayıp sonra yeni normallere ve yeni düzene geçiş sinyallerini vermeye başladı. Algı şundan önemli. Tüketici de bir davranışa sebep olması için bir kere onu benimsemeniz gerekiyor. O açıdan bunları anlattım. Tüketici davranışları da işte bu ciddiyetin kavranmasıyla beraber daha hızlı değişmeye başladı. Pazarlamada bir şeyin farkındalığını yaratmak çok kolay değildir yani. Ciddi medya yatırımı yapmanız gerekir, ciddi reklamlar yapmanız gerekir, bir şey tanıtmanız gerekir. Ben yani son zamanlarda farkındalık noktasında bu kadar hızlı farkındalığı yükselen 70'ler, 80'ler, 90'lar kısa süre içerisinde COVID nedir, ne yapar, COVID'den nasıl korunur? Yok hürafeleri zaten dinledik, neler oluyor, yok sıcakta oluyor, fön makinesi tut ağzının içine işte daha gitmeden ölür. Midene inerse böyle değil mi? Bütün şeylere maşallah herkes fazlasıyla farkındalığın çok ciddi, hızlı yükseldiği bir süreç oldu. Hı hı. Bak tüketici ve davranışlar demişken hemen az önce yaptığımız anketin sonuçları görüyor musun sen de ekranda? Gördüm. Ben de alışveriş sonrası temizlik seansları derdim bu arada. Alışveriş sonrası temizlik seansları. Bu arada birisi şey demiş, her ikinizi aynı anda görsek sağ üst köşede Zoom'da görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Konuşan speaker view ve şey olarak ikiye ayrılıyor. Sağ üst köşeden basıp görüntüyü değiştirebilirsiniz. Burada kazananlar alışveriş ve sonrası temizlik, mutfakta yeni deneyimler, aileyle daha fazla vakit haliyle ve daha fazla ekran olmuş. Daha fazla ekran kısmı da özellikle kayda değer. Aynen. Yani bir yandan aslında aileyle vakit geçirip veyahut da temizliğimizi yapıp aynı zamanda ekranda da bol bol vakit geçiriyoruz haliyle. Peki. Tabii ki. Yani bu özellikle alışveriş kısmındaki temizlik iç görüyor. Oradaki arkadaşlar da zaten görmüş. Alıyoruz bir şeyi, çıkartıyoruz. Belirli bir saat balkonda bekletiyoruz. Balkonda beklettikten sonra içeri alıyoruz. Değil mi? Bunu siliyoruz. Ve hazır hale getiriyoruz. Böyle bir artık hayatımızda ritüel oldu. Belki de böyle mi devam edecek bu? Bilmiyorum. Eskiden değil mi? Alırdık şeyi, açardık, hemen geçerdik aksiyona. Şimdi ciddi bir süre var. Bunun hazırlığı var. Zaten bu da davranışlara yansıdı. Yine bir toplantıdayız. Dediler ki kurutma makinesi satışları çok artıyor. İşte dedi ki yok olur mu diyenler oldu, olmayanlar mı diyenler oldu. Ben dedim ki bunun için bence veriye bakmaya bile gerek yok. Çünkü çok normal. Şöyle bir cümle çıktı değil mi? Hepimiz doktorlar işte bilim kurulu televizyonda zaten devamlı aynı şeyler dönüyor. Sokağa çıktınız, geldiniz, ilk işiniz elbisenizi çıkarın, bir duş alın, sonra elbiseyi yıkayın oldu. Tabii ki artık burada can mı dayanır bu kadar yıkamaya? Bunu hızlı yapacak şekilde kurutma makinesinin artması gayet normal bir davranış olarak hayatımıza girdi. Bunun gibi birçok davranış var mesela. Sizler de belki bunu yaşıyorsunuzdur. Bağışıklığa verilen önem, yani belki de hiç umurumuzda olmayan alanlardan biriydi, çok takıntılı değilsek sağlık noktasında. Bağışıklık noktasındaki yine farkındalık %40'lardan fazla arttığını gördük. En fazla satılan şeyler vitaminler oldu. Ben hayatımda her gün vitamin içtiğimi hiç hatırlamıyorum. Ciddi vitamin içiyorum ve sağlıklı yaşam çok enteresan bir şeymiş. Diyoruz ya doğa kendi normaline dönüyor diye, insan da kendi normaline dönüyor. Ben 5 kilo verdim ya bu süreçte, yani düşündüğü zaman. Sağlıklı beslenince, bağışıklığım yukarıda kalsın diye buna dikkat edince cidden bütün... 1,5 aydan mı? Evet, yıllardır erittirmeye çalıştım, göbeğimi erittim yani. Çok enteresan bir süreç oldu. Yeni normalimde artık göbeksiz bir Ömer var diyebilirim yani. Tamamen beslenmeyle mi alakalı?
Ya bence herhalde beslenmeyle alakalı. Stres çok yapmadığıma göre, evde olduğum için çok stres yapmadım. Beslenmeyle alakalı. Yediğin, ne dikkat etmen, daha düzenli yaşaman, bütün bunlar her şeyi etkiledi. Yani o açıdan da daha fazla sağlık noktasında belki de kendimize yatırım yaptık bu dönemde. Evet, bize zaten bazı şeyler öğretmeye geldiği kesin. Onlardan belki bir tanesi de bu. Ve tabii biraz daha da yavaşladık, değil mi? Yani özellikle dijitalle birlikte hayatlar artık sürekli erişilebilirlikle birlikte acayip bir hızlanmaya girmişti. Evet. Hem ona fiziksel olarak yetişmeye çalışıyoruz. Zaten dijital sürekli aktif. Bu aslında en azından biraz daha durmamızı sağladı. En azından fiziksel olarak durmamızı. O da belki biraz daha odağımızı değiştiren bir alan oldu. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani bunun nasıl bir algı ve etkisi var sence? Ya tabii ciddi dinginleştik yani bu arada. Bu arada evde olunca stressiz olmaya katılmıyorum diye ben de bu arada onu demek istemedim yani. Stresten dolayı kilo vermeden ilgili stres bayağı var. Onu da konuşuruz. Devamlı ekran başında olmak, evin içinde kalmak. Özellikle klostrofobi böyle yavaş yavaş insana da basmaya başlıyor. Onun da bir ayrı bir stresi vardır. Tabii dinginledik. Acayip koşturma vardı. Fiziksel işte işe gidiyorsun. Oradan çıkıyorsun, dışarıda bir şey yapma peşindesin. Aynı zamanda dışarıda değil mi, telefonumuzda bir yandan fiziksel dünyada olurken dijital dünyaya da olma yarışındayız. Birazcık burada dinginlik görmeye başladık. Evde toplantılarını yapıyorsun. Birazcık daha kendini dinleme fırsatın oldu. Hayat gerçekten yavaşladı. Ben kendi yavaşlamamı da kendi içimde de gerçekten hissediyorum. Daha böyle bir yavaş hareket etmeye başladım. Daha yavaş düşünmeye başladım. O da insanı birazcık böyle yepyeni bir kalıba sokuyor diyebilirim. Hı hı. Bu konuya sonra gelmek istiyorum ama önce merak ettiğim, özellikle senin de uzmanlık alanınla ilgili birkaç tane konuya değinelim. Genel olarak şu anki duruma ve tabii ki bununla beraber gelen evde kal söylemine iş dünyası, markalar, reklamlar nasıl adapte oldu? Ne şekilde adapte oldular? Adapte olabildiler mi? Ve tabii ki bununla beraber gelen değişimler. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya ilk başta markalar da ne yapacağını bilemedi. Birazcık gözlem süresi geçti. Yani yükseldiyken bize de oldu. Acaba ne yapmamız lazım, nasıl davranmamız lazım? Gözlem süresine girdik. Yani ilk telekomda olanı söyleyeyim ben. İlk oturuyoruz. Bize ilk Lübnan'da bir operatör, Touch This The Home diye operatör isminin yerine onu yazdı. Ve böyle bir şey dolanmaya başladı. Sonra ilk Vodafone yaptı. Evde kal diye. Sonra işte Türkcell evde hayat var dedi. Türk Telekom başka bir söylem getirdi. Bu söylemleri sıkça görmeye başladık. Logolarda çok değişiklik gördük. Sosyal mesafeyi vurgulamak için logodaki parçaların ayrıldığını gözlemledik. Ve ciddi bir duyarlılık başladı toplumda. Özellikle dayanışma noktasında, yardım noktasında birçok dayanışmayı gösteren reklam filmlerinde, reklam demeyeyim ona esasında da, o dayanışmayı hissettirecek iletişimleri televizyonda görmeye başladık. Bizim yaptığımız şey birazcık farklıydı ilk başta. Belki hatırlar katılanlarda Sabret. Tarkan'ın Sabret müziğini uyarlayarak Sabret Türkiye'nin bugünlerde geçecekti. Birazcık da umut aşılamak istediğimiz bir iletişimimiz vardı. Çünkü o kadar karamsar şeyler konuşuyorduk ki dedik bize burada artık bir umut lazım. Gerçekten umut duygusu da geleceğe güvenle bakabilmek de çok değerli. Biraz olsa da çok da güzel, acayip de olumlu tepkiler aldık. Hatta son yılların en beğenilen iletişim çalışmalarından biri oldu. Yine birçok marka gayet güzel dayanışmayı ortaya çıkardı. 65 yaş üstünün evlerde ilk sokağa çıkma yasağı onlara geldi biliyorsunuz. Onlara olan hizmet, işte getirin yaptıkları 65 yaş üstüne. Yine Arçelik'in çok güzel bir reklamı vardı. Eve kadar beyaz eşyaları götürdüğü, o dayanışmayı gösteren. LCY22'nin yaptığı bence müthiş bir çalışma. Bütün üretimini maskeye yönlendirmesi. Hem perakendeyi, perakendenin üstüne e-ticarette durdurdu LCY22. Çünkü depodaki çalışanların da bir şekilde sağlığını riske atmak istemedi. Sadece depodaki çalışanların değil, belki gönderdiği mallarda da sıkıntı çıkacaktı. Bunun da önüne geçti. Gerçekten böyle kalplerinin de büyüklüğünü gösteren markalar bu iletişim noktasında kendilerini fazlasıyla hissettirdiler. Tabii ki sonlara doğru birazcık da fazla da olmaya başladı. Tabii görüp yapmalar da başladı ama
Ben bir pazarlamacı olarak şunu görüyorum. En büyük kazanım ne diye bana sorarsan, özellikle bu dönemde markalar tarafında. Şimdi ticari öncelikler tabii ki her şirketin var. Neticede büyümeli ki daha fazla istihdam yaratabilsin, daha fazla yatırım yapabilsin. Ama dayanışma noktasındaki yapılan işleri bu kadar çok görmezdik. Yani topluma faydalı işler her zaman yapılıyor. Bence kazandığını toplumla paylaşmak çok değerli. Bu nosyonu markalar birazcık daha fazla hissetmeye başladılar. Ve bence bu da çok da zevkli bir şey. Çünkü kendini iyi hissediyorsun, manevi olarak da iyi hissediyorsun bunu yaptığında. Ben bu tür dayanışma, topluma fayda veren kurumsal sosyal sorumluluk işlerinin daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bu dönemde geçtikten sonra inşallah sağlıklı günlere kavuştuğumuzda bu riskler bittiğinde markaların birazcık daha ticari taraftaki iletişimlerini topluma değer katma yönündeki iletişimlere çevireceği de benim beklentilerimin arasında. Evet, yani evde kalla beraber böyle çok iyi bir dayanışma geldi gerçekten ve her alanımıza yansıdı. Herkes elindekini, bireyler de bu arada sadece değil, bireyler de aynı şekilde paylaşmaya başladı. Benim gördüğüm bu normal yeni normale geçişte diyelim süreçlerden bir tanesi de evet evde kalıyoruz ama bir yandan da kendini keşfetme en büyük adımlardan bir tanesi oldu. Yani etrafımda o kadar fazla yeni şeylerle ilgilenen, farklı alanları öğrenen veyahut da böyle bir dönemde kariyer değişikliği ya da o tarz adımlar atan ya da atmaya hazırlanan, bunun kararını veren. Yani biraz daha istemediği şeyleri artık yapmamaya ya da belki de istediği şeyleri daha iyi anlamaya başlayan, yani onun için kendini keşfetme diyorum. Bir grup var diye görüyorum. Ne düşünüyorsun? Sence var mı böyle bir şey? Yani var tabii yani. Çok, şimdi inanılmaz değişiklikler oldu. Bazen bize basit geliyor ama yani dijital dünyayı da ilk defa keşfedenler oldu Alp. Yani kendini denemeye de geleceğim. Şimdi hayatında hiç video call kullanmayan büyüklerimizin çoğu video call kullanmaya başladı baktığında. Ev internetine ciddi bir talep patlaması var. Çünkü insanlar evde zaman geçirmeye başlayınca cepteki internet yetmemeye başladı. Ve ev internetine belki de son yıllarda gördüğü bu mevsimde normalde çok fazla yüksek olmaz. Çünkü okullar açıldı vesaire. Telekom dünyasında inanılmaz bir talep patlaması var. Ve evet, yani belki çoğumuz online dünyada bu kadar kendini yetiştirebileceğin malzeme olduğunu bilmiyorduk. Onları keşfetmeye başladık. Kendimiz ne istiyor? Bunu düşünmeye başladık. Ben de mesela bunu yapanlardan biriyim. Ne yapmalıyım? Nasıl daha iyi hizmet edebilirim içinde bulunduğum topluma diye. Ciddi şekilde buna kafa yormaya başladık. Yepyeni, hiç yapmadığımız okumaları yapmaya başladık. Uzun süredir belki konuşmadığımız insanlarla konuşmaya başladık. Başka bölümlerden arkadaşlarımız vardı. Onlarla fikir alışverişi yapmaya başladık. İş yapı şekli de değişti yani. Eskiden kendi iş yerlerinde, kabuğunda kendi için toplantıları daha fazla da yapardın. Dayışık departmandaki arkadaşlarınla bu süreçte daha fazla da vakit geçirmeye başladın. Bir de benim şöyle bir gözlemim var. O da enteresan. Diyorlar ki iş hayatında başka ne değişti diye soruyorlar. İş hayatında dedikodu kalmadı yani. O da çok enteresan. Yani, çünkü dedikodu olmuyor mu Ömer? Yapılmıyor mu? Yani dedikodu şöyle, şimdi tamamen iş odaklıya döndün ya, toplantı için bir şekilde bağlanıyorsun. Normalde masandan kalkıp bir mola verdiğindeki o sohbetler azalmaya başlayınca diyorum ki, dedim ki evet, iş hayatında dedikodu bayağı azalmaya başlamış. Gözlemlerimden biri de esasında bu oldu. Yani bu toplantılarda aslında evet iş için buluşuyoruz. Yalnız çok daha fazla duygusal zeka konuşmaları, yani duygusal durum, işte nasılsın, şeyler çok daha fazla içten paylaşılmaya başlandı benim gördüğüm. Yani belki normalde işe gittiğimizde daha fazla iş odaklı konuşurken şimdi çok daha fazla kişisel durumlarla gerçekten insanlar ilgileniyor, dinliyor. Sadece bunun için bir araya geliyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Evdesin. Gün içinde de zaten hani evin dışına çıktığın şey o iş dünyası ve o paylaşımı orada yaşayabiliyorsun. Yani aynen. O aynı zamanda senin sosyalliğin. En önemli sosyalliğin. Ve onun için aynı zamanda hani iş dünyasında duygularımızı daha fazla taşıdığımız, yani dijitale kayarken iş dünyasında belki de duygularımızı daha fazla paylaştığımız bir
şeye doğru geçiyor. Ne düşünüyorsun? Var mı sence yani böyle? İnsan duygusunu zaten yaratılış gereği duygusunu paylaşmak zorunda olan bir varlık. Yani dertleşmeyi istiyorsun, sorununu anlatmak istiyorsun. Evet dedim, dedikodu azaldı. Aynı şekilde paylaşımlar da azaldı. Eskiden annelerimizin günleri vardı. Hatırlarsın, toplanıp böyle her şeyi konuşurlardı. Akşam video call, online virtual günler başladı yani. Arkadaşlarınla buluşup hadi bu akşam 9'da toplanalım. İşte bazıları işte hadi iftar sonrası yapalım, birazcık muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Bir paylaşım yapmak istiyorsun. Anlatmak istiyorsun. Bazen derdin oluyor, onu paylaşmak istiyorsun. Konuşmak istiyorsun. Bu duygusal şey çok kritik ve bunu yapamayanlarda da gerçekten bir stres altına girme, bir kötü hissetme de oluyor ve dediğin çok doğru. O ihtiyaç da kendini işte en uygun bulduğun zamanlarda bir araya gelip konuşma şeklinde oldu. Bir de benim şey dikkatimi çekti, o da çok bence güzel. Fikir alışverişi yapma toplantıları da oldu. Sadece aynı şirkette çalıştığın insanlarla değil. Birçok fazla göremediğin koşturmacadan dolayı insanla bazı topikler belirleyip, konular belirleyip bunun üstüne konuşulan toplantılar da olmaya başladı. Fikir alışverişleri olmaya başladı. İnsan daha fazla beslenmeye başladı. Bu da esasında çok olumlu gelişmelerden biri. Keşke bütün bunlar geçtiğinde bunu daha sık yapabilsek, birbirimizden daha fazla beslenebilsek, birbirimizin görüşlerine daha fazla danışabilsek. Bu sıklıkta olur mu? Hiç emin değilim ama İnşallah olur. Neticede insanoğlu her şeye alışıyor. Sen de başta söyledin zaten. Buna da alışacaktır. İnşallah bu alışkanlık, devam edecek alışkanlıklardan biri bu olur. Hı hı. Evet. Ya gerçekten işin o kısmı çok ilginç. Sen duygusal zekası çok yüksek bir lidersin Ömer. Bir yandan da işin geleceğine uygun biçimde, yani iş yerinin ve çalışmamızın daha insanlaşması olarak değerlendirirsek tek cümlede. Duygusal zekadan girdik ama biraz da veri konuşalım mı? Yani yine senin güçlü olduğun alanlardan bir tanesi medya alışkanlıklarında, belki telekom sektöründen de olabilir veyahut da senin gördüğün yeni medya alışkanlıkları sayılara şu ana kadar nasıl yansıyor? Var mı içerisinde bu tip Tabii paylaşabilirim. Yani veri biliyorsun zaten ne kadar meraklı olduğumu, veriye bakmadan bir şey yapma taraftarı olan bir insan hiçbir zaman olmadım. Ama bu kadar da veriyle iç içe yaşadığım bir zamanda olmadı. Gerçekten o kadar hızlı değişiyordu ki çünkü. Bir iletişim kampanyasını normalde pazarlamada bir tane yol haritan olur. Ne yapacağını bilirsin. Ben bunca senelik iş hayatımda bir iletişim yol haritasının baştan aşağı değiştiğini hiç hatırlamıyorum. Yani full değişti. Öyle söyleyeyim. Covid geldikten sonraki yapılan iletişimlerin hiçbiri önceden planlanmış değildi. Önceden planlananlar bir kenara kondu ve bu iletişimler yapılmaya başladı. Onlar da neler? İşte bir tanesinden bahsettim, işte umut verdiğimiz Sabret filmi. Şimdi evde olunca biliyorsun bir ürün var, dergilik. İşte her şey online yapıyor. İşte online müzik, online TV. Bu çıktı. Yine dijital kanallar çok önemli hale geldi. Çünkü perakende tarafı kapanınca, özellikle güvenlikten ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı dijital kanalların tanıtımı çok önemli bir hale geldi. Normalde çok televizyon reklamı yapmayı tercih etmeyeceğim bir yerdir. Normal normlarda. Bunun televizyona taşındığını gördük. Beni şey çok şaşırttı mesela. Bir örnek vereyim onunla ilgili. Şimdi telekom dünyasında yüklemeler vardır. Ya faturalı hat kullanırsın ya ön ödemeli hat kullanırsın. İsmi işte hazır kart dediğimiz. Ben dedim ki herhalde buradaki düşme 65 yaş üstünden olur. Çünkü sokağa çıkamıyorlar, yükleyemezler vesaire. Çok enteresan bir veri gördüm. Yani hiç öyle olmadı. Çünkü neticede çıkıp onların yerine bu işi yapabilecek insanlar var. Gençlerde birazcık düşüş gördük. Üstüne düşününce de esasında veriye bakmasam bile hayal edebileceğim bir şey. Şundan dolayı evdesin. Evde olunca ev internetin var. Ev internetine olunca Wi-Fi'ye bağlanıyorsun. Çok da mobiliten düştüğü için yükleme gereği duymuyorsun yani. Böyle şeyler fazlasıyla kendini gösterdi. Mobilitenin çok ciddi düştüğünü gördük. Özellikle büyük şehirler daha fazla düşürdü mobilitesini. Güneye gittikçe o taraflarda mobilitenin daha az düştüğünü gördük verilere baktığımızda. Medya alışkanlıkları, yani şöyle söyleyeyim, tamamen değişti diyebilirim. Çünkü medyada prime time vardır. Genelde evde olduğun zamanlar değerlidir. O da akşam saatleridir. Prime time bütün güne yayıldı.
bütün gün evde olduğumuz için artık gece değil, öğlen yaptığın, öğleden sonra yaptığın bir iletişim de çok etkili olmaya başladı. Yani İstanbul'un diğer şehirler için mi? Yani İstanbul, hem İstanbul hem diğer şehirler için geçerli mi? Yani İstanbul biraz daha yani yoğunluklu da yerine göre çalışan bir bölge ve beyaz yakanın yüksek olduğu bir bölge. Yine onlara da baktığında aynı şekilde mi? Aynı. İstanbul mobilitenin en düştüğü şehir de bu arada, onu söyleyeyim. Baktığın zaman. Ve alışkanlıklar, evet yani evde mobilite, yani şöyle mobilitenin düşmesiyle koreli. Mobilite ne kadar çok düşerse, evde kaldığın zaman ne kadar artarsa, medyanın 24 saati yayılma, medya kullanımının ve minve tüketiminin 24 saate yayılmasını daha fazla görüyorsun. O yüzden tabii ki İstanbul'da yayılım daha fazla. Ne kadar dışarıdaysan yine akşam saatleri prime time kalmaya devam etti. Ama esas önemli olan mesela normalde diziler vardı. Dizi kuşakları çok değerlidir reklamda. Burada tam tersi haber kuşakları da değerli olmaya başladı. CNN Türk, işte Habertürk, bütün bu Covid'in konuşulduğu programlarda da ciddi bir izlenme artışı olduğunu da zaten bu da çok beklenecek bir şey. Ve buralar medya tarafında çok değerli oldu. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz değil mi? Dijital ortama geldi. Herkes dijital. Dijital marketing daha mı önemli? Tam tersi televizyon kullanımı ciddi manada artmaya başladı. Yani geleneksel olarak nitelendirdiğimiz televizyon kullanımı medyada çok daha efektif hale gelmeye başladı. Çünkü televizyonun önünde geçen vakit de çok arttı. Ve ne kadar geliştiğiniz, aşağı yukarı var mı bununla ilgili bir... Yani %30 civarı arttığını söyleyebilirim Arsene. Ve bu tamamen esasında bizlerin hiç gözlemlemediği yepyeni normlar olarak hayatımızda görüp tabii ki böyle olunca da bütün medya planlamanı buna göre de baştan tanımlamak gerekiyor. Markalar da buna bakmıştır zaten medya ajansları. Ama dediğim gibi gerçekten bu kadar agile bir şekilde, bu kadar hızlı bir yol haritası değiştirdiğimiz bir zaman ben gerçekten hatırlamıyorum. Güzel. Peki insanlar geri döndüğünde, yani diyelim ki bu kimisine göre bir ay sonra, kimisine göre 6 ay sonra, kimisine göre 1-2 ay sonra döneceğiz, biraz çıkacağız, sonra tekrar kapanacağız artık. Bunların hepsi olası senaryolar. Diyelim ki çıktık, yani 1 ay sonra çıktık diyelim. Haziran'da çıktık, işte curve kontrol altına alındı. Sence nasıl değişiklikler olacak davranışlarda? Özellikle ilk çıkmaya başladığımızda ne gibi, yani orada ne gibi yeni normallerden ya da yeniliklerden bahsedebiliriz? Ya, yani bence bütün kampanyaları değiştirirken bir yandan da buna da hazırlanmak gerekiyor. Yani burada tabii ne olduğunu göreceğiz ama orada da belirli beklentiler var. Sen ne bekliyorsun? Ya benim beklentim şimdi kampanya tarafı evet pazarlamada var ama daha çok deneyim tarafında çok değişiklik bekliyorum Arkan. Yani deneyim bence baştan tasarlanacak ve bu şey tamamen geçmediği için deneyimi iyi sağlayabilen yerler bence ön plana çıkacak. Bununla neyi kastediyorum? Gerçekten sen bir tamam normale döndün. O restoranın hijyen kurallarına çok uyduğundan eminsen, oradaki sosyal mesafenin korunduğuna daha dikkat ediyorsan orası senin tercih alanın olacak. Belki bir menünün %25-%30 indirimli olmasından daha çok bu tarz, bu yeni dünyadaki hijyen deneyiminin konumlandırması senin için daha değerli olacak. Yani tüketicilerin neye daha fazla değer verdiği noktasında bir değişiklik ben bekliyorum. Ve deneyimi de ne kadar düzgün yaparsan bir marka olarak bence o kadar öne çıkacaksın. Yine sadece bu marketplace dediğimiz e-ticaret sitelerinin yanında bence perakendecilerin de özellikle e-ticaret tarafındaki dijital dönüşümünü ciddi manada hızlandırması gerekiyor. Çünkü bir tereddüt muhakkak olacaktır. Sen perakende dükkanlarını açacaksın ama şimdi kendimizi hayal edelim. Biz o dükkana girdiğimizde o elbiseleri eskisi gibi, eskiden olduğu gibi alıp rahatça soyunma kabinine gidip o kabinde rahatça deneyebilecek miyiz? Ben bundan açıkçası şüphe ediyorum. Ben şahsen o rahatlığı üstümde taşımayacağım. Tamamen aşı veya ilaç çıkmadan. O yüzden o dijital dönüşümü şirketler daha fazla içerisinde hızlandırmak zorunda. Ama dediğim gibi analitik böyle kampanyalardan ziyade bence deneyim tarafında yoğunlaşıp deneyimi iyileştiren firmalar öne çıkacak diye düşünüyorum. Tabii ne yaşayacağını bilmiyoruz ama belki kapıya bir sensör koyup ateş ölçüp veya
mesafeyi ölçecek yine sensörlerle uyarı mekanizmaları, bunları hep beraber göreceğiz. Belki insanlar bunlara daha fazla değer verecek ve bunu takdir edecek. Oralarda daha fazla insan göreceğimizi bekliyorum. İkincisi de duygusal kısım bence. Hı hı. Pazarlamacı olarak neyi düşünmek gerekiyor dersen, bu işin bir uzaktan kalması var ya, inşallah bu iş geçtiğinde sevdiklerimize kavuştuğumuzda bir de bunun kavuşma kısmı var. Bence evet, olguların da öne çıkarılması gerekiyor. Özellikle iletişimlerde. Artık o kadar çok ekranlarda geçirdik ki inşallah o ekranları biraz kenara atarız. Dijital dünyadan birazcık uzak dururuz. Fiziksel dünyada yine sosyal mesafe kurallarına uyarak sevdiklerimizle vakit geçireceğimiz bir dönem olur diye umuyorum. Benim de ilk yapacağım iş bu olacak. Evet. Gerçekten seni bilmiyor, belki sen de öyle hissediyorsundur. Birçok dinleyicimiz de öyle hissediyordur. Ben anne babama gerçekten bu kadar özlem duyduğum bir zaman hatırlamıyorum. İnanılmaz özledim ya. Öyle böyle değil yani. Bir şey var, görsen, şu anda görsen de sarılamayacaksın. Evet yani, o da doğru. Öyle bir en durum. Azından ya şeyi bile hayal ediyorum artık, biliyor musun? Görmeyeyim ama onların özel kokusu var ya, kendine has. Ya onu duyabileyim ya. Anlatabildim mi? Öyle bir özlem var yani. Evet. Babamın saçı yok, onun o kafasının parlamasını göreyim falan yani, anladın mı? Böyle onu görsem, sarılmasam bile yetecek ya. Yani. Bak, kafamı şeyle... Özlemimi seninkiyle gideriyorum şu an. Aynen. Bunu da şimdilik idare edebilirsin. Peki, kavuşma dedin. Çok da güzel söyledin. Tekrar çıkacağız. Deneyim, hatta perakendecilerden bahsettik. Hijyen tarafı. Ama aynı şekilde oraya alışverişe ya da yemeğe gittiğimizde yine bir özlemle, o kavuşma hissiyle gitmeyecek miyiz özellikle başta? Yani bu bir restoran ya da bir kafede, bir kahvede içmek olabilir. Alışveriş yaparken o kumaşın. Çünkü dijital, evet, kesinlikle gelişiyor. Penti ile falan da bunu konuştuk. Muhtemelen ilerleyen haftalarda işte gitti diyor da falan, bunlarla ilgili konuşacağız. Dijital kesinlikle artıyor ve artacak. Diğer taraftan da aslında oradaki deneyimi özlüyor olacağız. O kavuşmayı, yani o girdiğinde mağazada bir kıyafeti alma eline belki. Tabii ki. Zaten orada kastettiğim şuydu. Kesinlikle insanlar özlemle çıkacak. Ama hı-hı, o hijyeni veya o konsörleri en adresine markada bana çıkacak yani. Ama onunla beraber bir de böyle bir şey hissetmeyecek miyiz? Yani böyle bir yine bir özlemle bir şeyle çıkmayacak mıyız? Bunun nasıl bir yansıması olur sence? Yani tüketim patlaması olacak yani. Çok. Ne diyorsun? Tabii yani, kesinlikle. Çünkü hepimiz özlem oluyoruz. Çıkıp saatler doğru oturacağız yani. Her zamankinden daha fazla oturacağız. Dediğim gibi. İnşallah, ama dediğim gibi sıkıntı olmadan o süreç atlasıdır. O dikkat etmek her zaman gerekli olacak. Tabii ki özlemle sevdiklerimize, bütün özlediğimiz şeylere kavuşmak için koşturacağız yani. Hı hı. Güzel. Ama kavuşma hissiyatı ve o özlemi dindirme hissiyatı bence İletişimde çok değerli bir nokta olacak diye düşünüyorum. Güzel. Bu arada eğer ki sorularınız varsa yavaş yavaş sorulara da geçebiliriz. Çünkü biraz sonra soru cevaba doğru gireceğiz, geçeceğiz. Bazı sorular gelmiş bile. Paylaşayım mı Ömer? Tabii. Özellikle şimdi dinleyicilerimizde bu konuyla ilgili pazarlama yöneticileri de var. Bir pazarlama yöneticisi olarak nasıl bir strateji izlemeliyim? Pandemi nedeniyle küçülen pazarlarda pazarlama yöneticileri nasıl stratejiler izlemeliler demiş İlyas Tufan Dalkır paylaşmış. Şunu söyleyeyim, ben kendi yaklaşımımı da aktarmış olayım. Ben şöyle düşündüm, özellikle pandemi sürecinde, yani bu zaman böyle analitik zekamızı kullanarak böyle çılgın kampanyalar bulup ilerleyeceğimiz bir zaman olarak kendim değerlendirmedim. Daha çok gerçekten markaların müşterisinin yanında olduğunu hissettirdiği, onlarla dayanışma içinde olduğunu hissettirdiği bir zaman olarak bunu değerlendirdim ve öyle de ilerlemeye gayret gösterdim. Misal, yani hiç belki aklımıza gelmeyecek şeyleri yaptık ya, ki yapmamız da gerekiyor. Çağrı merkezinden 65 yaş üstündeki müşterilerimizi aradık. Hiç onların aramasını beklemeden. Hal hatır sorduk. Nasıllar, iyiler mi? Çok değişik olaylar yaşadık. Bazısı yalnız, çocukları uzakta, ne yapacağını bilemiyor. İşte onları belediyelerle kavuşturduk, bir araya getirdik.
umut dolu mesajlar vermeye çalıştık. Bir yandan da ticari tarafta tabii ki kayıplar oluyor. O kayıpları nasıl gidereceğin noktasında da stratejiler geliştiriyorsun. Onlardan birisi de işte demin de bahsettim zaten. Belki hiç reklama çıkmayacağımız dijital kanaldan yükle, onu kazan gibi bir reklama televizyona çıktık. Çünkü o ihtiyaç değişti artık yani. Perakende kapalı. Ne yapacak? Nereden alacağını o müşteriye öğretmen gerekiyor. Ve belki de yepyeni müşterilerini şaşırtacak kampanyalar yapmak da yine değer katma noktasında bence değerli. Birazcık fazladan vermek bu dönemde. Gelecekte de markalara ben çok ciddi manada kazandıracağını düşünüyorum. Evet, belki LCY2'den bahsettik. Belli bir kayıp yaşıyor bu dönemde ama mesela benim şahsen gönlümde bambaşka bir yeri oldu. Bu ana kadar çok alışveriş yaptığım bir markada değildi ama kesinlikle LCY2'ye gideceğim ve alışveriş yapacağım ben yani. Güzel. Sırf bu şey, bu iletişiminden dolayı diyorsun. Peki. Tabii ki kazandığını paylaşabilme erdemini gösteren bir marka bence çok değerli. Güzel. Peki Pırıl sormuş, Pırıl konuk. Biraz bu dönemin sonrasında müşteri deneyimlerinde nasıl farklılaşmalar? Bundan az önce biraz bahsettik. İhtiyaçlarda gördüğünüz değişiklikler. Kendi sektörünüzde, yani özellikle ben bunu telekom ve danışmanlık olarak da alabilirim. Kendi sektörünüzde nasıl bir gelişim, farklılık bekliyorsunuz? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Söyleyeceğin var mı? Şimdi telekomda zaten değişim hissettirdi. Şimdi ev interneti dedim ya, inanılmaz bir taraf var diye. Bu ev interneti insanda şöyle psikoloji oluyor tüketicide. Acaba bir daha olur mu bu iş? Olursa hazırlıklı olmalıyım psikolojisi oluşuyor. Ev internetinin talep bence gittikçe büyümeye devam edecektir. Evden çalışma, uzaktan eğitim, bu konuda özellikle telekom operatörleri daha fazla yatırım yapmaya devam edecekler. Evden eğitim ve evden çalışma noktasında sadece connectivity, bağlantı noktasında değil, bence içerik bazında da yatırımlar gelecek. Aynı şekilde online eğitim, bu noktalara da ben olsam telekom operatörlerinin yanına girerim. Danışmanlık açısından da bence en büyük değer artık dijitalleşmenin önemini tartışacak noktada değiliz. Bu çok net anlaşıldı. Bütün şirketler dijital dönüşüm süreçlerini hızlıca tamamlamalı ve bence bütün şirketlerin bunu yapabilecek liderlere ve kriz yönetebilecek liderlere ihtiyacı olacak. Bu değişimi hep beraber göreceğiz. Deneyim bence her zaman önemliydi ama yeni dönemde bence deneyim çoğu şeyden daha önemli. Belki gelir yönetimi deneyimin önündeydi eskiden, değil mi? Para kazanayım ne olursa diye. Deneyim noktasında bir şey yapmak istediğin zaman hep böyle, arkadaşlar da bilir burada pazarlamacı olanlar. Ama para kaybediyoruz kısa vadede, işte yapmasak daha iyi. Bence böyle bir lüks yok. Deneyimde fark yaratan yeni dünyada bence kazanan olacak. Yeni normali zaten hep beraber göreceğiz. O yeni normale deneyim noktasında en iyi uyum sağlayabilen firmalar yeni dönemin kazananı olacaklar. Marka pozisyonlandırmasında da demin de bahsettim. Kazandığını paylaşabilen, müşterisinin yanında olduğunu hissettirebilen markada. Bunu yapanlar oldu. Bunların da artarak devam edeceğini de dediğim gibi bekliyorum. Daha çok maddi taraftan manevi tarafa dokunan iletişimlerin de bence sıklaştığını göreceğiz. Birazcık orada da kayış olacak diye tahmin ediyorum. Güzel. Peki son olarak eğer başka bir soru yoksa katılımcılardan da Ender Emir az önce stressiz olduğuna, evde katılmadığını da sana belirten, yeni dönemde marka ve kurumlar daha fazla sağlık ve aslında sağlıkla beraber de dünya sorununa daha kolektif düşünce belki sergileyebilecek. Tam olarak öyle yazmamış ama bu, ben kendi yorumuma da ekliyorum. Bu şekilde dünya sorularına belki daha kolektif bakış açısı sağlayabileceğimiz bir yere doğru da gitmemizi sağlayabilir mi? Yani belki de artık geçen hafta Nita Scherler'le yaptık, Gestalt felsefesinden bahsettik ve şunu söylemiştik, yani küçük parçalar aslında bütünü oluşturduğunda bütün bu küçük parçalardan daha farklıdır diye. Ve dedi ki parçalar kendi bütünden daha önemli görmeye başladı. Tabii ben biraz kısaltıyorum burada. Ve bu da aslında baktığında şu an bulunduğumuz durumun ya da buradaki
çözülmesi gereken sorunların temelini oluşturmaya başladı. Şimdi buradan dolayı işin geleceğinde de hep insan var zaten. Onu da merkeze aldığımızda daha kolektif hareket edebilmeyi istiyor, gerektiriyor. Sence böyle bir şeyin sonunda daha kolektif hareket edebileceğimiz bir adım da atabilir mi kurumlar ve markalar? Böyle bir şeyin daha fazla önünü açabilecek mi sence? Umuyorum diyeyim hep buna. Ya keşke öyle olsa. Dedim ya, birazcık daha bunun etkisiyle beraber kastettiğim buydu esasında. Yani manevi alana kayan, faydaya kayan iletişimler daha fazla olacak derken bunu kastediyordum. Keşke, ben bunu hep söylüyorum, markalar bir araya gelse, beraber çalışsa, fayda sağlayacakları fayda çok daha fazla. Yani bir marka Milli Eğitim Bakanlığı ile proje yapıyor. Bir sürü, bütün markalar gelsin, onun daha fazla etkili olanı yapsın yani. Ben hep bunu söylemişimdir. İnşallah o doğru olsa da gider. Ama yani şöyle bir şey de var. Biz başımıza gelen kötülükleri yaşadıktan sonra çok da hızlı unutabilen bir varlığız insan olarak. Yani bütün bu işte aşı bulundu, ilaç bulundu, bir daha pandemi tehlikesi tamamen ortadan kalktı psikolojisine girersek eğer, çok da emin değilim. Yine eskisi gibi daha maddi tarafta devam edilir mi? Bana birazcık daha olası geliyor açıkçası. Ama inşallah bu kolektif akıl dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yapılabilecekler var. Dayanışmayı daha üzere bir tanesi olur umarım. Aslında yavaşladık dedik ya, senin o kararların nasıl etkiliyor şu anda? Hani en başta söylemiştik. Daha yavaşlama var mı onunla ilgili yorumun? Merak ettiğim için soruyorum. Ya Alp, onu daha çok hissedemiyorum şu anda ya. Yani ikizler. Aynen. Endişeler daha baskın çıkıyor. Yani bir tane bir araştırma okumuştum. Bak, o da çok enteresan. İnsanların endişe düzeyini azaltan faktörlerden biri çocuklara bu işin o kadar zararının olmaması. Bak, Türk toplumu böyle bir toplum. Çocuklara dokunmuyorsa gerçekten bir rahatlama geliyor. Ama ben hala o rahatlama bende yok yani. Çocuklara bir şey olursa şeyinden dolayı, endişesinden dolayı birazcık rahat değilim. Evet. O endişe var yani. Üstünde. Hem o var. Anne babasını da düşünüyor yani bunların hepsi. Tabii aynen öyle. Anne babanı düşünüyorsun. İnşallah. Ya tek düşüncem şu anda kendi yavaşlamamdan ziyade inşallah bu ille tamamen hayatımızdan çıkar. Ve yani o eski rahat günlere, rahat gezdiğimiz günlere döneriz diye düşünüyorum yani. En büyük temennim o. Açıkçası onu söyleyeyim. Evet. Kesinlikle. Ömer, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Son olarak şöyle bir şey gelmiş. Barış'tan, Barış Sönmez. Ne olacak bu Fener'in hali diyorlar. Barış, malumuz ama. Peki, biri de bundan sonraki kariyer planlamanı sormuş. İlhan Tekin Arslan, bununla ilgili bir yorumun varsa paylaşabilirsin. Bundan sonraki kariyer planlamamı İlhan, gerçekten bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Yani çok başarılı bir dönem geçti geçen sene. Onun sonunda bir değişikliğe gittik. O başarıyı da bırakmak benim için çok değerliydi. Her zaman da en önemli şeylerden birisi başarıyla bırakabilmek. Bir de insanlara, topluma faydalı olabilecek işler yapabilmekti. Bundan sonraki kariyer beklentim gerçekten büyüme hedefleri olan ve büyüdükçe içinde bulunduğu topluma da fayda sağlayacak güzel bir kurumda, vizyoner bir liderle çalışmak olur. Şu anda diyeceğim bu. Kendi işimi yapma taraftarı pek değilim şimdilik. Hayat ne gösterir, zaman ne gösterir bilmiyorum ama herhalde profesyonel şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Çok güzel. Ömer, çok teşekkürler. Aynı Ömer'in de söylediği gibi bir yandan evlerimizde de olsak hep birlikte kalmaya, beraber kalmaya ve ilerlemeye devam edelim. Tabii ki bu günlerden de farklı şekilde çıkacağız. Bugün yeni normalleri konuştuk. Ömer'in görüşlerini aldık. Çok sağ ol tekrardan. En son paylaşmak istediğim bir şey varsa. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi böyle bilgi paylaşımları bu devirde çok da güzel oldu. İşte kastettiğim şeylerden birisi de buydu. Bu da hayatımıza bir şekilde yeni girdi. Böyle vakit bulamıyorduk. İşte üniversitelere gidiyorduk, konferanslara. Orada paylaşmaya çalışıyorduk. Online ile bu da hızlandı bu arada. Bütün genç arkadaşlarla daha sık bir araya gelebiliyoruz. Alanında uzman arkadaşlarla bilgi paylaşım için bir araya gelebiliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Analistlere de ayrıca katıldıkları için ve sordukları harika sorular için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Bir sonrakine kadar yine bir arada kalalım. Herkese sevgiler. Sağlıkla kalın.